Assalomu alaykum. Matematika darslari kanalining kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan geometriyadan 7-darsimizning test yechimlarini ko'rib chiqamiz. Mavzuimiz uchburchaklarning o'xshashligi. Birinchi misol. ABCD ga parallel C va DB to'g'ri chiziqlar O nuqtada kesishadi. AO'miz 3 ga, OB'miz 4 ga, AC'miz 1,5 ga teng bo'lsa, BD'miz o'rganibdi. AO'miz 3 ekan. OB'miz 4. AC'miz 1,5 ga teng bo'lsa, BD'ni so'rayapti x. Bu yerda hozir COD uchburchak bilan AOB uchburchagimiz o'xshash. Demak, mos tomonlar nisbat bir-biriga teng bo'ladi. Ya'ni AO ning CO ga nisbati teng BO ning DO ga nisbatiga teng ekan. AO tomonimiz 3, CO tomonimiz 4,5 ga teng. Teng BO tomon 4, DO tomonimiz x plus 4 bo'ladi. Proporsiya qiladigan bo'lsak, 3x plus 10 12 teng bo'ladi. 4 ga 4,5 ni ko'paytiradigan bo'lsak, 18 ga. 3x'imiz teng ekan 6 ga, x'imiz teng ekan 2 ga. Mana B javob. İkincisi. AB uchburchakning AB va BC yon tomonlaridan olingan. AB uchburchak. AB va BC yon tomonlaridan olingan D va Y nuqtalar AC D'ye ga paralel. Nuqtalar ekanligi ma'lum. A dan C ga AC tomonimiz 6 ga, DB tomonimiz 3 ga, DE tomonimiz 2 ga teng bo'lsa, AB tomonning uzunligini so'rayapti. Bu yerda hozir ABC uchburchagimiz DBE uchburchakka o'xshash. Endi mos tomonlar nisbati bir-biriga teng. AB ning DB ga nisbati teng bo'ladi AC ning DE ga nisbatiga. AB tomonimiz o'zi bizni AB tomon deb so'rayapti. AB tomon taqsim DB tomon 3. AC tomon 6, DE tomon 2. Demak, AB tomonimiz 9 ga teng ekan. D javob. 3-chi savol. Ikkita o'xshash uchburchaklarning yuzlari S1imiz 6 ga, S2imiz 24 ga. Ulardan birining perimetri ikkinchisidan 6 ga ortiq. Demak, 6 ga ortiq bo'ladigan bo'lsa, birinchisining perimetri P1 bo'lsa, P2imiz o'sha P1dan 6 ga ortiq ekan. Katta uchburchakning perimetrini so'rayapti. P2 ni so'rayapti bizdan. O'xshash bo'lgandan keyin mos yuzalar nisbati mos perimetrlari nisbatining kvadratiga teng. Shundan foydalanamiz. 6 taqsim 24 teng P1 taqsim P1 plus 6 ning qarz kvadrati. Bu bilan buni qisqartiradigan bo'lsak, mahrijda 4 qoladi. Buni ildiz qilib tushiradigan bo'lsak, 1 taqsim 2 bo'ladi. 1 taqsim 2 teng P1 taqsim P1 plus 6 ga. Bu yerdan P1imiz 6 ga tengligi kelib chiqadi. Birinchi uchburchakning perimetri 6 ekan, ikkinchi uchburchakning perimetri esa 12 ga teng ekan. Bizdan kattasini so'rayapti. Demak, 12 ga teng bo'lyapti ekan. 4-chi misol ABCD ga parallel C va DB to'g'ri chiziqlar O nuqtada kesishadi. AO 5 ga, OB 4 ga, OD 9 bo'lsa, OSini toping. Birinchi masaladagi chizma asosida yeching. AO BCD. Bu yerda AOB uchburchagimiz COD uchburchakka o'xshash. Demak, AO ning CO ga nisbati BO ning DO ga nisbatiga teng. Bu yerdan AOmiz 5, CO ni topishimiz kerak. Teng. BOmiz 4, ODmiz 9. Demak, COmiz teng ekan 45 taqsim 4 ga. Bu 11,25 ga teng bo'ladi ekan. C javob.
Beşinci mesela. Birinci meseledeki çizme asas değil için dedi. Bugün çizmesini zorlayalım. A, O, B, S, D. Yaxşı, A'mız 5. O'bımız 6. A'sımız, bana bir yorumuz 2 bulsa B'den sonra X'e koyalım. Kullas bunu diyelim. 5'nin 5 bölüsü 2 gen ispatı. Teng 6'nın 6 bölüsü 2 gen ispatı gedeyim. Oşu şu bıçaklardan get yapız. O bunu teğini makaladı gen bulsak 30 bölüsü 5 2 teng 42 gen. 5x teng 12 ya x teng 2 bölü 4 ge. Ha cevap. 6. misalımız. Bunu da çizmesi zor olaylık. Birinci masalada da çizme dedik ki. A, O, B, S, D. A, B, bilen S'de bir yerde paralel. O, B, 6. O, B, 6. O, B, 2, bütün 4. A, S, 2. Olsa o anı soruyordu. Daba buluşu mümkün değil. Dabamız. Yok ki o da buluşu. O da dedik. O da 6 dediğim bulsak. O bana yarımız. O bölge 2 bütün 4 kala dediğim bulsa. O anı soruyordu. Demek. O ana x'i bilirsek x'nin x bölüsü 2 gen ispatı 2 bütün türünün 6 gen ispatı geteyim bulalım. O bir de teyim. İki resmi kısaltılar diyen bulacak 0 bütün 4 falan da. X'nin 0 bütün 4x bölüsü 0 bütün 8 gen. Bu 0 bütün 6 x'in 0 bütün 8 geteyimle gelip çıkıp da x'imiz 8 taksim 6 yıkan. Peki 4 taksim çöken. 4 taksim 3 degen cevabı yok. Demek kayıt adım numaralı verilişke de edip verilmek. Bulas. Şimdi 7'si. 3 burçak ABS'nin tamamları emin AS'ye doğru çizikten kesildi. Demek ABS 3 burçakın tamamları. Emin asıge paralel. Şimdi ABS ve MBN üçburçaklarının perimetreler üçü bir kabı nispetta. O perimetre ABS perimetre MBN'ye nispeti üçü bir kabı nispetta. ABS 3 bıçağın yüzü. Yani katta 3 bıçağın yüzü. Bu 144 katayım olsa. MBN 3 bıçağın yüzünü soruyordu. Şimdi yüzelerin ispatı. MOS perimetrelerin ispatının kvadratı getirdi. Şimdi ne kadar anlamız. 144 taksım S1. Deyin. P taksım 1'de kvadratı. 3 taksım 1'nin kvadratı. Yani 9 getirdi. S1'i topladığım olsaydı. Bu 144 taksım 9. Neticemiz 16 getirin yani ona. Ben cevap. Şimdi 8. soru. Perimetre 1 bölgen A1, B1, S1, 3 burçak. A2, B2, S2, 3 burçak tamamları ortalarını. Bu. Bana şu 3 burçakımız. A1, B1, S1. A2, B2, S2'nin ortaları. Şimdi A2, B2, S2 3 burçakımız. Tamam. Şimdi sen çizgi hareket yapmaz. A3, B3 ve S3 3 burçak ortaları. Şimdi bu ise hop. Üç bıçağımız bir daha geçiyor.
Şunu ortalarına ulaş. Bana biz katta tur burçakımız A4, B4, S4 ekan. Şimdi kichkina P1'in perimetri 1 ekan. Şimdi bunun tomonlari mana bu A2, B2 üç burçak tomonlarining yarmiga teng. Mana bu tomon A bo'lsa, bunimiz endi 2A bo'ladi. Bu 2A bo'lgandan keyin bu 4A bo'ladi. O, bu 4A bo'lgandan keyin mana bu tomonimiz, ya'ni A4 S4 uchburchakning tomoni 8A ga teng bo'ladi. Demak, hop, kichkina uchburchak tomoni A bo'lsa, eng katta 4-uchinchi uchburchak tomoni 8A. 8 marta katta bo'lyaptimi? Demak, perimetr ham 8 marta katta bo'ladi. Natijamiz 8 ga teng bo'ladi ekan. Javob. Endi 9-chi misol. ABC uchburchakda AB va BC yon tomonlari. AB va BC yon tomonlari. ABC uchburchakda. AC DE'ye paralel yaptı. Demek DE doğrusu o'tkazamiz bitta. Paralel şartını kanatlandırıcı D ve Y noktalar olingan. AB'nin uzunluğu 8'ga, AD'nin uzunluğu 2'ga teng bo'lsa, ABC ve DB'ye üç burçaklar yüzeylerinin nisbatını sorun. Demek, o, mana bu DB'ye üç burçakın yüzünü S1, ABC üç burçakın yüzünü S2 degan bo'lsa, desek, S'nin, o, S1'ga nisbatı, mos tomonlari DB'nin AB'ga nisbatının kvadratiga teng. Bu yerda DB tomon AD berilgan. AD 2. AB 8 bo'lsa, demak DB tomon 6 ekan. 6 taqsim AB'miz nechi? 8 mi? Shuning kvadratiga teng bo'lyapti. Yo'q. Bu yerda S'imiz mana bu katta uchburchak deb oldik. Demak, teskarisini yozamiz. Buni chekib qo'yaylik. AB taqsim DB'ning kvadrati. Şimdi A bu tomonimiz 8, D bu tomonimiz 6 çıkıyor. O'shaning kvadratiga teng ekan. Xo'p, bu 4 taqsim 3 kvadrat. 16 taqsim 9. Yoki 1 butun 9 dan 7 ga teng chiqadi ekan. Mana D javobi. Endi 10-chi savol. Savol. İkide o'xshash uchburchaklarning perimetrlari 18 ve 31 ga teng. Birinchi uchburchak perimetri P1 18, P2 esa 36 ga teng. Yuzalarining yig'indisi S1 bilan S2 ning yig'indisi 30 ga teng. Katta uchburchakning yuzini so'rayapti, S2 ni so'rayapti bizdan. Bu yerda S1 ning S2 ga nisbati P1 ning P2 ga nisbatining kvadratiga teng. Shundan foydalanamiz. 18 taksim 36 ning kvadrat. Bu 1 taksim 4 ga teng bo'ladi. Demak, S2'miz 4 ta S1 ga teng. Xo'p, endi qo'yamiz o'rniga. 4 ta S1 plus S1 teng 30 ga. S1 ning natijasi 6 ekan. S1'miz 6 bo'lsa, S2 ning qiymati 24 ga teng ekan. Katta uchburchakning o'zi 24. Kichkinasiniki esa 6 bo'ladi ekan. 11. savol. Yuzalari 8 va 32 ga bo'lgan ikkita o'xshash uchburchaklarning perimetrlari yig'indisi 48 ga teng. Kichik uchburchakning perimetrini so'rayapti. Demak, yuzalarimiz berilyapti 8 va ikkinchi uchburchakning yuzi 32. Endi perimetrlar yig'indisi berilyapti. Perimetrlar yig'indisi 48 ga teng ekan. Bizdan kichik uchburchakning perimetri P1ni so'rayapti. S1 taqsim S2 ning nisbati P1 taqsim P2 nisbatining kvadratiga teng. Shundan foydalanamiz. Demak, P1 taqsim P2 ning kvadrati teng ekan 8 taqsim 32 ning kvadratiga. Ya 8 taqsim 32 ga teng. Bu 1 taqsim 4 ildiz oladigan bo'lsak, P1 taqsim P2 1 taqsim 2 ga teng chiqyapti. P2 2 ta P1 ga teng ekan, o'rniga qo'yamiz.
2'de P1 plus P1 teng 48'ge. P1'de kıymeti 16'ge deyince. P1'imiz 16 olsa P2'miz 32'ye deyince bunu yaptı. Yani bizden soruyor. Küçük üç bıçaklık bir metre. 16'ya deyince. Şimdi 12. soru. Perimetre 84 santimetre bo'lgan uchburchakning asosiga paralel qilib o'tkazilgan to'g'ri chiziq undan perimetrlari 48 va 127 ga teng bo'lgan uchburchak ajratadi. Berilgan uchburchakning yuzini toping. Xullas, perimetre 84 santimetre bo'lgan uchburchak perimetre 42 va yuzi 127 ga teng bo'lgan o'xshash uchburchak ajratadi. Bizdan berilgan uchburchakning yuzini so'raydi. Yani şimdi faydalanmamız S taksım S bar teng P taksım P barının kvadratıdır. S taksım S barımız 27'ye teng. P taksım P'miz 84. P barımız ise 42. Uşanın kvadratıdır. O bulsak 2, 2'nin kvadratı 4. Demek S yüzeyimiz 4 kubaydırılgan 27. 108'ga teng chiqadi ekan. Bu javob. 13. savol. ABC uchburchakning tomonlari A1, B1, C1 uchburchakning mos tomonlaridan. Demak, A'miz A1'dan 2 ildizasi 3 marta katta. ABC uchburchakning yuzi A1, B1, C1 uchburchakning yuzidan necha marta katta? S taqsim S1 deb so'rayapti. Bu A taqsim A1'ning kvadratiga teng. Yani 2 yıldız astı üçünün kvadratı bulan. Bu 12 gedeyen ekran. Demek ki 12 marta katta bulan deyken. 14. misal. AB suç kürçeğinin AB tamamı M'in paralel A'sı doğru çizik yardımı da BM 2 ve MA 4 bölgen kesmeler gajratıldı. Eğer M BM üç kürçeğinin yüzü 16 gedeyen bulsa AB suç kürçeğinin yüzü kança gedeyen buladı. Bu yerda üç burchak chizib olaylik. A, B, S. Demek MN nokta bilan kesilyapti. MN. Hop, M bamas 2'ye teng. M amız ise 4'ye teng. M bayan üç burchakning yuzi. Demek S1'de belgele koyalım. S1'imiz 16'ya teng bo'lsa, ABC S yüzeyini topishimiz kerak ekan biz. İkalasi o'xshashligidan foydalanamiz. S'nin S1'ga nisbati A tomonimiz, ya'ni AB'ning S1 MB tomon nisbatining kvadratiga teng. S taqsim S1'imiz 16 teng AB taqsim MB. AB tomonimiz 6, MB tomonimiz 2, o'shaning kvadrati 9 bo'lyapti. Demak, S teng 16 ko'paytirilgan 9. 144 ga teng bo'ladi ekan javob. Javob. Endi 15-chi savol. Perimetri 48 ga teng bo'lgan uchburchakning har bir tomoni 4 ta teng kesmalarga bo'lindi. Bo'linish nuqtalari tomonlariga parallel kesmalar bilan tutashtirilgan. Şu kesmeler uzunluklarının yığındısını tahmin etti. Üç bıçak çizgi olaylık. Tamamı A, B, S, G, T. Şimdi şunu perimetre 48 getirelim. Şimdi tamamlar 4'te teng bölükler gajral etti. Onun için 3'te joydan kesişimiz gerek. Bu taraf gel. Bu taraf gel. Yani şu kesimler uzunlukları yığındısını soruyordu bizde. Demek ki tekniğim. Hop, şimdi bunu en asan yolu muntazam üç burçakta işleyelim. Muntazam üç burçakta işleyelim bu sek.
Qarayımız. Bu tamamımız 16 getəyim bu 16 getəyim bu gəndən ki, mənabımız orta çizik bol yaptı. Buyurdayı orta çizikimiz necə getəyim? 8 getəyim bu Mana büyüsü o. İsmini bilgiyle böyle lazım bir de. A, B, S desek. N, M, D, F, K, L. Demek D, F doğru çizimimiz. D, F doğru çizimimiz. Bizde 3 burçakın orta çizimi var. Yani 8 getirdim dolar. KL doğru çizimimiz ise DBM, DBF doğru, 3 burçakın orta çizimi var. Yani 4 getirdim dolar. Şimdi NM doğru çizimimiz. Bu trapezyenin orta çizimi. Yani AS plus DF'nin yarımı. AS'ımız 16 plus DF'ımız 8. O şeyin yarımı yani 12 getirdim dolar. Hop endi bu yerda barcha chiziqlar yig'indisini so'raydi. Biz mana bu KL, DF va NM ni qo'shib 3 ga ko'paytirsak bo'ldi. Chunki 3 tadan bor hammasida. Qo'shamiz 8 qo'shilgan 4 qo'shilgan 12. 24. O'sha 24 ni 3 ga ko'paytirsak natijamiz kelib chiqadi. Natijamiz 70, 72 ga teng bo'ladi ekan. Ajoyib. Endi 16. misol. A1, B1, S1 ve A2, B2, S2 üç burçaklar o'xshash. İkinci üç burçakın yüzü birinci üç burçakın yüzünden 9 marta katta. Demek S2'miz 9 marta katta S1'dan. Birinci üç burçakın üçge teng bo'lgan tomoniga mos bo'lgan ikinci üç burçakki tomoni so'raydi. A1'imiz üçge teng bo'lsa A2'miz nimaga teng? S2'nin S1'ye nisbatı, A2'nin A1'ye nisbatını kvadratiga teng. Şundan foydalanamiz. 9 teng A2 taqsim A1. A1'imiz 3 ekan. O'shani kvadrati. Hop, A2'miz teng, bitta tuzasak 3 ko'paytirilgan 3 bo'ladi. Natijamiz 9 ga teng bo'ladi ekan. Ajoyib. Endi 17-chi savol. Üç burçakın asasıyla paralel doğru çizik, onun yüzünü teng 2'ye bölse, asasdan başlayıp hesaplayken de onun yan tamamlarını kanday nisbette bölgede. Üç burçak asasıyla paralel doğru çizip, onun yüzünü teng 2'ye böl yaptı. Demek, bana bir yorumuz S taksim 2'ye bölse, bir yorum S taksim 2'ye teng. X ve Y. A, B, S deb qo'yaylik. Mana buni MN. Bu yerda A, B, S uch burchak bilan M, B, N uch burchaklari o'xshash. Yani uning yon tomonlarini qanday nisbatda bo'ladi? Asosdan boshlab hisoblaganda X taqsim Y so'rayapti ekan bizdan. Endi mos tomonlar nisbati tengligidan ketamiz. Yuzalar bilan birgalikda. S'nin yani katta üçburçakning kichik üçburchak yuzasiga nisbati AB'nin MB'ga nisbatining kvadratiga teng. Hop, 2 teng bo'ladi. Eslar qisqarib ketgandan keyin AB taqsim MB. AB'miz x plus y'ga, MB'miz esa y'ga teng, shuni kvadratiga teng ekan. Hop, bu yerda x plus y taqsim y'imiz teng ekan ildiz osti 2'ga. X plus y'imiz ildiz osti 2y'ga teng. X teng y xolosini tashqariga chiqarsak bu yoqqa o'tkazib ildiz osti 2 minusdan 1 chiqadi. Endi y ni bo'luvchi qilib o'tkazsak x taqsim y'imiz ildiz osti 2 ayrilgan 1'ga teng bo'ladi ekan. Mana ajoyib. 18-chi misol. Uch burchakning yon tomoni uchidan boshlab hisoblaganda 2, 3, 4 kabi nisbatda bo'lindi va bo'linish nuqtalari orqali asosiga parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazildi. Hosil bo'lgan
Figüralar yüzlerinin nisbətini tapın. İşte böyle 2 bölünecek. 2, 3, 4 yani. Bana bir yerimiz. Bu 2 kez. Bu 3 kez. Bu ise 4 kez. Bunun yüzünü S1. Bana bunun yüzünü S2. Bunun yüzünü S3 desek. Bir de S1 plus S2 plus S3'nin yığındısı. 3 bıçak yüzünü verir S2. Ama aslında o şey eski bağlayımız. Bu. Bir de S1'nin eski nisbatı 2x taksın. O pişkatı 3 bıçakın tamamen neci getirin bulan. 9x mi? 9x iken nisbatının kvadratı getirin. Bu 4 taksın 80 bırakın. Demek ki S1'imiz 4 S taksın 80 bir getirin. Şimdi S2'ni tapalım. Bu bir yerden kendi tapalımız. S1 plus S2'nin S2'ye nisbatı ya ki S1'ye nisbatı diye göreyelik. S1 plus S2'miz bana 3 bıçak şunun S1'ye nisbatı 5x taksım 2x'in nisbatını kvadratı getirin. Bir yerde S1 plus S2'nin 25 taksım 4 S1'ye. S2 teng ayrı çıkı o'tkazadigan bo'lsak 21 ta 4 21 taksim 4 S1 bo'libdi. Demak S2 emas 21 taksim 4 ko'paytirilgan 4 S taksim 81 ga. Bu 21 S taksim 81 ga teng bo'libdi. Endi biz S3 topamiz. S3'ümüz S'ten ayıramız S1 ve S2'nin yığındısını. S minus S1 ve S2'nin yığındısı 25 S taksım 81 getirin. 81'dan 25'ine yaradı gibi bulsak 56. 56 S taksım 81. Şimdi ulardan nisbatı. Evet. S1, S2 ve S3'nin nisbatı. S taksim 81'lerin kısa hatırı var dediğim bulsak. Bana bir de 4. Bir de 21. Bir de ise 56 bulan. Yani 4, 21, 56 nisbette bulan diyeceğim. De cevap. 19. misal. 3 burçakın asasıya paralel doğru çizip. Onun yan tamamını 3'den başlayıp hesaplayanda 5'e 3 kabı nisbette yüzün ise yüzelerinin ayırması 56 geteyim bölgen iki kısım gecirdi. Verilgen üç burçakın yüzünü tapın. Üç burçakın asası paralel doğru çizgi. Bunun yan tamamını 3'den başlayıp hesaplayanda 5'e 3 kabı nisbette 5'e x olsa bir yerimiz 3x. Yüzünü ise yüzelerinin ayırması 56 geteyim bölgen iki kısım gecirdi. Bana bunu S1, bunu S2 dediğim bu sek. S2'den S1'ini ayırması 56 yeteneceğim. S1 bulan S2'nin yığındısı S2 de biraz böyle. S3 bıçakta 100 katı 3 bıçakta 100 bir yılda. Berliğine 3 bıçakta 100'ünü soruyor. S'ini soruyor. Şimdi S1'nin S1 plus S2'ye nisbatı 5x taksım 5x plus 3x'nin nisbatının kvadratı teng. S1 taksım S2 teng. Yok S1 taksım teng. O 5 taksım 3. 5 taksım 3'te kvadratı. Yok. Bunu 8 bulalım. 5 taksım 8'lik kvadratı teng. Bu 25 taksım 64 teng bunu yaptı. S2 plus S1'imiz 64 S1 taksım 25 getirin. S2'ni topsak bir yerden S2'miz 64'ten 25'ini ayırar diyen bu sekümün mahrec verip 39 S1 taksım 25 getirin bu lebdi. Yani oradan koyalımız.
39 taksim 25 S bar minus S bar teng 56 gə. Ümumi məxrəc versək 14 S bar taksim 25 teng 56 gə. S bar teng 25 köpəytirilgən 56 taksim 14 gə. Kələsini qısqartırsak 4 bizdə 100 gəb çıxıbdı S1-imiz. Yəni S2-ni tapamız. S2-miz 39 köpəytirilgən 100 taksim 25 gə teng. S2-nin nəticəsi 39 köpəytirilgən 4. 156 gə teng bölüyəbdi. Şimdi ümumi 100'e gerek bizge S1 bilen S2'ni yığınız. Kerasının yığınızı 256'ya teng bo'ladi ekan. Ama B cevap. Şimdi 20'ci misal. Eğer A'bisi 3 burçakta, burçak A 30 gradusga ve burçak B 50 gradusga teng bo'lsa, 3 burçakın tamamları için quyidagi munosabatlardan qaysi biri doğru bo'ladi debdi. O demek S burçakımız 100 gradus. Bu şeyini hesap alışımız gerek. A, B, S. Bana bu burçak 30 gradus getirmekten. Bu burçak 50 gradus getirmekten. Bana bu burçakımız 100 gradus getirmekten. Şimdi şu burçakın tamamları için kuyudaki münasebetlerden kayısı bari doğru. Mana bu A tamam, B tamam, büyüse S tamam bozun. Hop, bu yerden biz S bırak doğru. Biraz bu yerde bitti S burçaktan bisiktir ise çıkaramız. Bisiktir ise bulamız burçaktan ikiye bulalım. 50 gradus, bu yüzden 50 gradus. 50 gradus bu yönden ki bana bu ikide tamam bir bölge teng bo'ladi. Bana bu yer x olsa bu yüzden buna x teng. Şimdi bana bu yerimiz s minus x teng bo'ladi. Bu yerde o'xshash 3 burchaklar hosil bo'lyapti hozir. Mana bu burchagimiz 100 gradus mu? Şimdi nesiga o'giradigan bo'lsak, mana buni o nuqta deb qo'yadigan bo'lsak, o nuqtani tepaga yozamiz. S nuqtani mana bu yerga, bu yerga A nuqtani yozsak, bu yer 30 gradus, bu yerimiz 100 gradus, mana bu yerimiz 50 gradus bo'ladi. Endi tomonlarni belgilasak, o A tomonimiz S minus X ga teng. OS tomonimiz x ga teng. AS tomonimiz mana b ga teng bo'ladi. Xo'p, bu yerdan o'xshash uch burchaklardan ketamiz. Ya'ni A ning A tomonining x ga nisbati teng bo'lyapti. B tomonining S minus x ga nisbatiga. Yoki bu ham teng bo'ladi. S tomonining B'ga nisbatiga. Xo'p, bu yerdan x topadigan bo'lsak, x'imiz AB taqsim C'ga teng bo'lyapti. Bu yerdan ikkalasidan endi ko'paytiradigan bo'lsak, proporsiya qilsak, B kvadrat teng C kvadrat minusdan CX'ga. Şimdi x joyiga biz ab taqsim sini qo'yib yuboramiz. B kvadrat teng c kvadrat minus c ko'paytirilgan x o'rniga ab taqsim sini qo'yamiz. Silar qisqarib ketdi. Abimiz c kvadrat minus b kvadratga teng. Demak a tomonini topsak bu yerda c kvadrat minus b kvadrat taqsim b ga teng bo'ladi ekan. Endi a d javobiga qaraymiz. 21-chi misol. 3 burchakning perimetrlari unga o'xshash 3 burchak perimetrlarining 11 taqsim 13 qismini tashkil etadi.
Demak, PMS unga o'xshash burchak perimetrining 11 taqsim 13 qismini tashkil etadi. Agar katta uchburchakning bir tomoni va kichik uchburchakning unga mos tomoni ayirmasi birga teng bo'lsa. Demak, bu yerda katta uchburchagimiz P1 tomoni A1 deylik, ayirmasi A'miz birga teng bo'lsa, katta uchburchakning shu tomonini so'rayapti. Demak, A1 ni so'rayapti, nimaga teng deb. P'ning P1ga nisbati A'ning A1ga nisbatiga teng. Mana P1ga nisbati 11 taqsim 13 ekan. Shu teng ekan. A taqsim A1ga. Bu yerdan A'ni topib oladigan bo'lsak, A'miz 11 A1 taqsim 13 ga teng. Va o'rniga qo'yib yuboramiz. A1 minus 11 A1 taqsim 13 teng 1 ga. Uyma xarj beradigan bo'lsak, 2 A1 teng 13 ga. A1 teng 13 taqsim 2 ga. Ya'ni 6,5 ga teng bo'lyapti. Javob A javob. Shu bilan uchburchaklar o'xshashligi mavzusining yechimlarini ko'rib chiqdik. Kimdadir savollar bo'ladigan bo'lsa, takliflar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada bemalol qoldirishlaringiz mumkin. Kamchiliklar uchun oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni, like bosishni unutmangizlar. Loyihamiz ko'pchilikka yetib borish uchun. Bu videolarimizda abituriyent do'stlaringizga yuborsalaringiz ancha foydali bo'ladi. Barchalaringizga e'tiborlaringiz uchun rahmat.